durmuyor. İsterseniz yavaş yavaş buraya geçelim. İki isim. Bir tanesi Due, Guela Due. Rennes takımında oynayan genç futbolcu. Bir de Sami Simozis. Doğru mu telaffuz ediyorum arkadaşlar? Sami Simozis. Şimdi bu iki ismi konuşalım. İsterseniz Due'yle başlayalım. Cimbom'a yeni Sasha Boy. Aslında bu tabir doğru. Henüz Sasha Boy değil. Ama Sasha Boy profilinde olan ve Sasha Boy'un verdiği katkıları verebilme potansiyeli olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir tık, iki tık daha kendisini geliştirdiğinde Sasha Boy efekti yaratacak. Şu mesajı cevaplandırayım. Eyüp Bey, başkana çok ağır küfürler var. Nerede? Chat'te mi? Buradaysa hemen engelleyeyim. Ama sosyal medyadaysa, Twitter'daysa onu görüyorum. Onu hatta oradaki algıyı doğru yönlendirmek lazım. Birileri Dursun Özbey'e karşı insanları kışkırtmaya çalışıyor. Bizim de eleştiri hakkımızı tutaraktan, yani baki tutaraktan, eleştiri hakkımızı saklı tutaraktan Dursun Özbey'e operasyon çekilmesine, Galatasaray'a operasyon çekilmesine izin vermemeliyiz. İlkacığım. Ki benim bugün atmış olduğum tweetlerine bak. Tayfun Bayındır tweetlerine bak. Bu aslında Galatasaray taraftarına bir uyarıdır. Galatasaray'a operasyon çekiliyor. Net. Galatasaray'a operasyon çekiliyor. Bu operasyonun, yani Tayfun Bayındır'ın haberiyle Dursun Özbey'i linç edenler bana göre ya Dursun Özbek düşmanılar ya da saflar. Çünkü Tayfun Bayındır isimsiz, kimle konuştuğu belirsiz bir haber yapıyor. Siz bunun üzerinden bu yönetime sallarsanız ya yönetimi sevmiyorsunuz, kötü niyetlisiniz, saldırmaya yer arıyorsunuz ya da safsınız. Tayfun Bayındır gibi birinin, Fenerbahçeliliğiyle ön plana çıkmış birinin Galatasaray'ı karıştıracak haberine inanıyorsunuz. Bu da saflık göstergesi. İkisinden birisiniz. Guela Due, Galatasaray sağ bekini buldu. Guela Due. Bu arkadaş 21 yaşında. Zaten ben fiziksel özelliklerini, oyununun özelliklerini anlattığım bir yayın yaptım. Bisakka Asinyon'la başlanan süreç, Kumbedi Royal Emerson Jonathan Klaas'la devam eden süreç Due'yle sonuçlanmak üzere. Ben pazartesi, salı Bisakka'dan olumsuz bir cevap geldiği durumda, yani olumluya dönmediği durumda Due'ye imza attırılacağını duydum. Yani pazartesi günü Bisakka son kez yoklanır, birader geliyor mu gelmiyor mu? Daha doğrusu Manchester United bize bu indirimi yapıyor musun, yapmıyor musun? Bu soruşturulur arkadaşlar. Onun sonrasında da Due transferi biter. Due tabii baktığımızda, profil olarak baktığımızda çabukluğu var. Savunma kalitesi Derrick Kön'ün bir tık üzerinde ve gelişmekte olan, fizik kalitesini geliştirmekte olan bir futbolcu Guelo Due. Ama ve lakin işin özellikle ofansif tarafında eksiği çok fazla olan. Yani mesela işin hani ikiye bölelim hücum savunma diye Due'nin özelliklerini. Defansta 10 üzerinden 7,5 rating verirsen, puan verirsen, hücumda 10 üzerinden 6 puan verirsin. O da iyimser bir puan. Abi 4 asist yapmış ama yapsın. Gol, gol var mı? 56 maçta 4 asist. Bir de böyle bakın. Günümüz futbolunda, modern futbolda bu ratingler, bu istatistikler yetersiz arkadaşlar. Bu bağlamda direkt Bisakka gibi geldi, Galatasaray'a seviye atlattı, Galatasaray'ı uçurdu vesaire diyeceğimiz bir sağ bek değil. Maalesef. Sağ bekte sürprizlenmişti. Şimdi geçelim. Simodix veya Simodiz. Nasıl okunuyor arkadaşlar? Simodiz mi okunuyor? Aslan'da hedef Simodiz. Blackburn'de gol kralı olmayı başaran Sami Simozis, Galatasaray'ın transfer etmek istediği ve resmi teklif hazırlığında olduğu bir isim. Dış basında çıktı bu arkadaşlar. Ve çocuk gerçekten çok yetenekli. Hani ben
Puertas'ı tercih ederim. Çünkü Puertas Avrupa Ligi'nde de kendisini ispatladı. Ama bu çocuğa da hayır demem. Yaşı itibariyle, ortaya koyduğu performans itibariyle yani açıkçası bu çocuğa da hayır demem. Championship Simodis mi? Simodis. Doğan Taş zaten Bisakko olmuyorsa Due olacak öyle gözüküyor. Pazartesi, Salı günü bu iş Due'ye döner diye. Due transferi %100 kesinleşir gibi görüyorum. Simodis sevgili arkadaşlar 10 numara. Pardon genç demişim de yani 28 yaşında çok genç bir futbolcu da değilmiş yani ben yanlış bakmışım. Çok bildiğim bir oyuncu değil istatistiklerine bakıyorum. Yetenekleri itibariyle 10 numara pozisyonunda iş yapabilecek bir oyuncu. Yani arkasına koşucu, kesici, sert bir tane 8 koyarsın Torreira ile beraber. Bu çocuk 48 maç, 33 gol, 4 asist. Yani santrafor kadar gol atmış. Ha şu var. 4 asist de düşük bu arada. Şöyle olsaymış daha iyi olurmuş. Buradan bir 7-8 gol silip asiste 7-8 asist ekleseymişiz daha iyi olurmuş. Asist sayısı az. Yani daha böyle oynatan bir futbolcu olmasını da 10 numara pozisyonunda tercih ederdim. Bu direkt santrafor istatistiği bu arada. Yani adam direkt santrafor katkısı yapmış. Ben neden Puertas'ı isterdim? Hani benim birinci tercihim Puertas olur dememin sebebi de şu sevgili arkadaşlar. Puertas daha etrafını besleyen, takımı yöneten, takımı yönlendiren bir oyuncu. O yüzden ben Puertas'ı isterim. Benim birinci tercihim o yüzden Puertas olur. Ama Simodis'de açıkçası attığı gol itibariyle bitiriciliği yüksek, skor gücü yüksek bir isim yani. Bunu da söyleyelim. Ama takımı yönlendirme konusunda bana Puertas daha doğru bir oyuncu gibi geliyor. Icardi'ye pas verecek adam lazım bize demiş. İşte pasör yönü asist sayısından kaynaklı beni birazcık tereddüte düşürdü. Ama bu benim çok izlediğim acayip avucumun içi gibi tanıdığım bir futbolcu değil. Ama mesela Puertas'ı bayağı bir süredir takip ediyorum. Puertas hem atar hem attırır. Puertas daha klasik yani 8 numara özellikleri taşıyan 10 numara gibi. Bu çocuk ise santrafor özellikleri taşıyor. Yani sahte 9 gibi. Bunu da söyleyelim yani. Evet. İsa 1905 katılıyorum. O yüzden şey dememin sebebi bize daha çok oynatacak takımı sevk ve idare edecek bir orta saha lazım dememin sebebi bu. Snyder çünkü böyle bir futbolcuydu. Yani Snyder daha çok atıyordu da özellikle şutları biliyorsunuz affetmiyordu yani öldürücü şutları vardı ama takımı da oynatabilen bir 10 numaraydı. Simodis biraz daha bitirici. Bu noktada İsa 1905'e katılıyorum. Ademcan Eyüp abi Bisakko olmazsa sağ beke Due gelecek diyoruz. 8 numaraya peki. 8 numarada şu an Galatasaray'ın bitirebileceği 4 tane futbolcu var. Hatta 5. 5 tane futbolcu var. Kamara, Endidi, Grombek, Depoy, Amrabat. Bunlar şartları, koşulları Galatasaray'a uygun. Galatasaray'ın bitirebileceği oyuncular. Bu oyuncularla Şampiyonlar Ligi'nde oynarsak bizi mahvederler. Tabii bir de gidebilirsek. Yok mahvetmezler. Yani sen şey mi zannediyorsun? Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğumuzda tanınırlık olarak çok tanınan futbolcularla mı oynuyorduk? Yok. Bir Hagi vardı, Popescu vardı. Başka tanınan bir futbolcu yoktu yani Galatasaray'da. Artı yani Zaziye, Tete bilmem ne bunların hepsi tanınmış bilinen marka futbolcular. Ne yaptık arkadaşlar yani? Önemli olan takım olabilmek. Takım olabilmek önemli olan. Biz takım olmayı başarabilirsek çok böyle marka, çok yıldız futbolcular olmadan da başarılı oluruz. O yüzden Türkiye gerçekliğinden bakalım yani. Sen zaten ilk ayı alamayacaktın. Barcelona bırakmadığı sürece. Dybala sana hayır dedi. Fenerbahçe'ye de hayır dedi Dybala.
Dybala. Böyle düşünün arkadaşlar. Evet dostlar, hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel bir yayın oldu. Bugün tabii biraz dün yoğun geçti benim için. Yayını geç saate aldım. Normalde 12-9 olacak yayınlarımız. Öğlen 12, akşam 9. Bu akşam 9'da da yapabilirim. Gece 1'de de yapabilirim. Duruma bir bakacağım arkadaşlar. Şartlara, koşullara bakacağım. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yayını beğenmeyi ve kanala destek olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.